Değerli cemaatimiz, Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz yatsı namazımızı derdi hasretinde kabul ve makbul eylesin. İnşallah bu akşam sohbetimizi emekli başvaizlerimizden, Kadıköy'den emekli olan başvaizimiz Ahmet Konuk hocamız, misafirimiz sohbetimizi inşallah Ahmet hocamız icra edecektir. Namazı kıldıran kardeşimiz de Üsküdar'ımızın Büyük Selimiye Camii görevlilerinden Muhammed hocamız namazımızı kıldırdı. Allah kendisinden razı olsun. Amin. İnşallah şimdi de Kur'an-ı Kerimlerini Muhammed hocamız okuyacağız. Muhammed hocamız Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra inşallah Ahmet hocamız sohbetine başlayacaktır. Cenab-ı Hak istifade etmeyi bizlere Ahmet hocamızın sohbetinden hepimize nasip eylesin inşallah. Mustafa hocamız da bu akşam programımıza katılamıyor. Kendisi biraz rahatsız oldu, boğaz ağrısı, sesleri kısıldı. Sosyal medya üzerinden kendisi bizleri takip ediyor inşallah. Hepinize selamları var ve duanızı bekliyor inşallah Mustafa hocam. Allah Mustafa hocamıza olsun. Cenab-ı Hak şifa ihsan eylesin diyorum ve programımıza başlıyoruz inşallah. Hocam gelsin yavaş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حمله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم لقيم السيئات ومن
يتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ses kontrol. Doğru mu? Tamam hocam. Tek. Çok güzel. Maskenizde. Şunu atabilir misin hocam? Hiç olsun. Saygıdeğer hazirun. Cenab-ı Hak izin verirse birkaç konuya anlaşılır vaziyette kısa kısa değineceğim inşallah. Dinlerken zihinlerde bu adam kim acaba, nereli, ne iş yapıyor falan hafıza karışıklığı olmasın diye arz ediyorum. Hocam maskenizi çıkarsanız daha güzel. Öyle mi? Peki çıkarayım. Maskemi çıkarayım o zaman. Evet, teşekkür ederim. Daha güzel olacak. Kendim Tokat Erbağlıyım. 82 yılının başında Tokat'tan benim tayinim bu camiye çıktı. İmam olaraktan ben bu camiye geldim. 82 kaç sene olmuş? 40 sene. Değil mi efendim? Allahu Teala nasip etti. İlahiyat fakültesini tamamladık. Müftü olduk. Yurt dışında görev yaptık. Bingöl'de müftülük yaptık. Bolu Yeniçağ'a müftü olaraktan tayin oldum. Diyanette bir ilke imza attık. Milletvekillerini, bakanları devreye koydum. Ben müftülüğü bırakayım da İstanbul'a vaiz olayım dedim. Millet müftü olmak için torpil yapar. Ben de müftülüğü bırakmak için torpil yaptım. İstanbul'a vaiz geldim. Beyoğlu'nda vaizlik yaptım. Üsküdar'da vaizlik yaptım. 15 yıldan beri de Kadıköy Merkezi Sistem'de, Osman Ağa'da konuşuyorum. Kısaca bundan ibaret. Cenab-ı Rabbil Alemin ben aciz kuluna iman ve ihlas üzere anlatmak, sizlere aynı minval üzere dinlemek, öğrendiklerimizin mucibi ile cümlemizi amel etmek nasip ve müyesser buyursun. Tabii iki gün önce miladi bir yılbaşını bitirdik. Tekrar bir yılbaşına başladık. Bazı camilerde değerli hocalarımız Mekke'nin fethiyle ilgili
programlar yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Mekke, Mekke'nin fethi yılbaşında değil. Yılbaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 bin kişilik orduyu topladı. Mekke'yi fethetmek üzere yola çıktı. Mekke'nin fethi 10 Ocak'ta tahakkuk etti. Allahu Teala izin verirse yarın merkezi sistemde aynı konuya benzer bir konuyu inşallah işleyeceğim. Şimdi konuya başlıyorum değerli cemaatim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'un ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Saygıdeğer hazirun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hepinizin malumu Mekke'de vahiy geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif geldiğinde ilk önceki tevhid dininden kalma inzivaya çekiliyorlardı. Hira Dağı'ndaki mağarada inzivaya çekildi. 40. gün kendisine vahiy geldi. Ramazan'dan önce inzivaya gitti. 40. gün vahiy geldi. Yani ilk peygamberlik görevi kendisine verildi. Malumunuz çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz 6 yaşındaydı. Hanımlardan Hatice validemiz ilk Müslümanlardan oldular. Nihayet Mekke döneminde işkenceler artınca Cenab-ı Hakk'ın emriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Medine'de Yahudiler var. Yahudiler Tevrat okuyorlar. Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin geleceğini halka söylüyorlar. Tevrat'ta ayet var. Ahir zaman peygamberi gelecek, bizden gelecek diyorlar. Antre parantez, ben buraya getirmedim. Ama Tevrat'ta, İncil'de o ayetleri tespit ettim. Yurt dışında, merkezi sistemde halka onları bildiriyoruz. Uzatmayalım. Medine halkı Yahudilerden ahir zaman peygamberinin geleceğini ezberlediler. Onun için Mekke'de sıkışan Müslümanlar Medine'ye gidiyor, orada rahat ediyorlar. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Efendimizle beraber gitmek üzere yola çıktı. O meşhur mağarada Rabbimiz parola güvercin, işareti melek. Parola efendim örümcek, işareti melek. Ne yaptı Rabbimiz? Güvercini gönderdi, yuva yaptı. Örümcek ağ yaptı. 3 gün orada misafir kaldıktan sonra Allah bize oraları görmeye nasip etti. Hepinize nasip olsun sevgili gençler, değerli cemaatim inşallah. O dağın tepesinden Mekke'ye baktı. Ey Mekke, sende doğdum, sende büyüdüm. Ben seni çok seviyorum. Ama ne yapalım? Senin halkın bana müsaade etmediler dedi ve ağladı. Mübarek gözünden yaşlar aktı. Hemen Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayeti kerime gönderdi. Estağfirullah. İnnellezî farza aleykel Kur'âne lerâddüke ilâ me'âd ilâ âhiril âye sadakallâhul azîm. Habibim, Kur'an-ı Kerim'i açıklamayı sana farz kılan Allah Celle Celaluhu kesinlikle geri seni Mekke'ye döndürecektir. Ağlayaraktan çıktığın bu Mekke'ye sevinç içerisinde geleceksin Habibim diye ne yaptı? Ayet-i Kerime indirdi Rabbimiz. Uzatmayalım. Medine-i Münevvere'de sizler de okuyorsunuz. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı, bütün savaşlar, müşrikler kalkıyorlar, ta Medine'ye gidiyorlar, topluyorlar. Savaşlar orada yapıldı. 28 defa savaş yapıldı.
irili ufaklı. Fakat çok enteresandır. 28 savaşta can kaybı 150 kişidir. 158 kişidir. Yani müşriklerle Müslümanlar 28 defa savaşıyor. Can kaybı 150 kişi. Savaş kişileri öldürmek için değil, en az zayiatla Cenab-ı Hakk'ın emrini tebliğ etmek için yapılır. Rabbimiz şefaatinden ayırmasın inşallah. Uzatmayalım. Medine-i Münevvere'de 7. senede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya gördü. Zaten kendi adeti her sabah namazı kıldırdıktan sonra cemaate dönüyor. İçinizde rüya gören var mı? Soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rüya gördük diyenleri kendisi tabir ediyor. Senin rüyan şudur diyor. Kendisi rüya gördüyse, ben de bu akşam bir rüya gördüm, benim rüyamı da böyle yorumluyorum, tabir ediyorum diyordu. Rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umreye gittiğini gördü. Sahabelere buyurdu ki, ben bu gece rüyamda umreye gittim, hazırlığınızı yapalım, yapınız, beraber bir umreye gidelim. Fakat yanınıza sadece yolcu kılıçlarını alın, küçük. Yani savaş yapmaya gitmiyoruz, umre yapmaya gidiyoruz buyurdu. 1400 tane sahabe, inşallah gidince göreceksiniz, Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye 500 kilometre yol, Mekke ile Medine arası 20 kilometre kaldı Kabe'ye kavuşmaya. Müşrikler geldiler, hayır giremezsiniz, Kabe'yi tavaf edemezsiniz dediler. Çok enteresandır. Ve bir anlaşma yapacağız dediler. Hudeybiye anlaşması. Hemen orada bir anlaşma yazıldı. Anlaşmanın metni hep Müslümanların aleyhinde görünüşü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmağındaki yüzüğe Muhammedun Resulullah yazdırmıştı. Anlaşmanın altına onu bastı. Hayır dediler. Orada Allah'ın Resulü yazıyor. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansak zaten savaş yapmayız. E ne yapacağız? Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın dediler. Hazreti Ali Efendimiz katipti. İstemeyerekten Abdullah'ın oğlu Muhammed'le müşriklerin anlaşmasıdır dendi. İmzalandı. Hazreti Ömer Efendimiz başta olmak üzere, ya Resulallah, sen bize rüya gördün, umre yapacağız demedin mi? Dedim. Niye geri dönüyoruz falan? Ya Ömer, ben bir rüya gördüm. Rüyaların tabiri bazen bu sene çıkar, bazen bir sene sonra çıkar, bazen bir 7 yıl sonra çıkar. Sen merak etme, o rüyayı gösteren Cenab-ı Hak bize tekrar umre yapmayı nasip edecek dedi. Şimdi sahabeler kırgın, üzgün vaziyette geri dönüyorlar. Yüce Rabbimiz estağfirullah, İnna fetahna leke fethan mübina. Hemen yolda ayet indirdi. Habibim, sen şimdi giremediğin bu Mekke'ye var ya, biz buranın fethini sana nasip ettik buyurdum. Letedhulünnel mescidel harame inşaallahu aminine muhalliqine ruhusekum ve mugassirine la tehafun ilahilaye. Emniyet içerisinde, güven içerisinde kesinlikle Mescid-i Haram'a gireceksiniz, haccınızı, umrenizi yapacaksınız, sakalınızı kısaltıp saçınızı tıraş edeceksiniz mealinde ayeti kerime geldi. O anlaşmaların metninin birisi şuydu: İki tane kavim kimi dilerse o tarafa sığınabilir. Huza'a kabilesi Efendimiz'i tercih etti. Beni Bekir kabilesi de müşrikleri tercih etti. Yani onlardan birine saldırı olursa himaye edilecek. Beni Bekir kabilesinden bir kadın Efendimiz'i hakaret etti. O Huza kabilesinde bir insan onu dövdü, kavga oldu derken öbür taraf gece baskın yaptı. Efendimiz tarafını tercih eden Huza kabilesinden
efendim bir rivayete göre 23, bir rivayete göre 17 fark etmez. Kişiyi efendim öldürdüler. Şimdi ne oldu? Anlaşmaya efendim şey yapmış oldu, uymamış oldu Mekkeliler. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, bütün müminler Medine'ye toplansın buyurdu. Medine'de 10.000 kişilik asker toplandı. O zaman henüz Peygamber Efendimiz'in kayınbabası kim? Ebu Süfyan, Ümmü Habibe'nin şeyi, efendim babası oluyor. O şimdi Mekke'nin de müşriklerinden, müşriklerin de başkanı, anlaşma yapmaya geldi. Evvela Peygamberimizin hanımı kendi kızının evine gitti. Kızım, Habibeciğim, yavrum, Efendimiz'in minderine oturdu. Hemen Habibe validemiz kalktı, minderi altından çekti. Bu peygamber minderidir baba, sen şu mindere otur dedi. Başka minder verdi. Eyvah kızım, ne kadar da inanmışsınız siz bu Muhammed'e diye hayret etti. Uzatmayalım. Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer herkesle görüştü. Hiç kimse Ebu Süfyan'a yüz vermiyor. Ebu Süfyan ne demek istiyor? Biz ettik, siz etmeyin. Savaşmayalım, barışalım demeye geldi. En son 5 yaşında Hazreti Hasan, Efendimizin torunu, onun yanına gitti. Yavrum Hasan, deden seni çok sever yavrum. Dedene söyle de barış yapalım dedi. Koskoca Mekke'nin kafirini Allah öyle bir alçalttı ki 5 yaşındaki çocuktan bile yardım diler duruma geldi. Kimse yüz vermedi. Uzatmayalım. Efendimiz buyurdu ki Mekke'yi fethedeceğiz ama kan dökülmesin. Kan dökmeden fethedelim buyurdu. Nihayet Mekke'nin yakınlarına geldiler. Her asker bir ateş yaksın buyurdu Efendimiz. Psikolojik savaş bu şimdi. Arapların adetinde bir ateşin başında 10 asker ısınıyor. Peki 10.000 kişi 10.000 ateş yaktığı zaman ne yapar? Geriden görenler onları 100.000 kişi sanır. Eyvah dediler. Moralleri bozuldu. Evden gittik dediler. Uzatmayalım. Ebu Süfyan geldi. Hemen orada Müslüman oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Süfyan'ı onura etti. Git Mekke'ye haber ver. Ebu Süfyan'ın evine, bahçesine girenler emniyettedir. Kendi evinde dışarı çıkmadan, Müslüman askerlere silah kullanmadan oturanlar emniyettedir. Mescid-i Haram'a sığınanlar emniyettedir buyurdu. Sadece Halid bin Velid'in tarafında bir 12-13 kişi öldürüldü. Onun dışında kan dökmeden Mekke fethedildi. Bilal-i Habeşi Hazretleri Kabe'nin damına çıktı. Efendim ezanı Muhammedi okudu. Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimizle beraber o putları kırdı, imha etti. İlk hutbesini okuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya eyyühennâsü inna halaknâküm min zekerin ve unsâ ve cealnâküm şu'uben ve kabâile lite'arefû inne ekremeküm indallâhi etkâkum ilâ âhilâye sadakallâhu'l-azîm. Ey insanlar, biz sizi Adem ile Havva'dan yarattık. Allah katında en makbulünüz Arap, Acem, şu falan değil. Etkâküm, Allah'a karşı gelmekten, ağası gelmekten kim sakınırsa takva olursa odur buyurdu. Şimdi size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz sordu. Sen Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine yaptığı gibi yaparsın. Biz seni tanıyoruz dediler. Peygamberimizin adı ne? Muhammed. Lakabı ne? Muhammedül Emin. Emin lakabını Mekkeli müşrikler koydular. Kimseye zerre kadar zarar olmadığı için adı Emin. Soyadın efendim ünvanı ne? Pardon, adı Muhammed. Ünvanı da Emin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepiniz affa uğradınız. Hiç kimsenin şeyi yok buyurdu. Yalnız elinde küçük bir liste var. Orada bir 8-10 kişinin ismi var. Azılı kafir bunlar. Bunlar kesinlikle cezalandırılacaktır buyurdu. Onlar da dağlara kaçtı. Onlardan birisi de Ka'b bin
efendim Kâb'in Ebi Zübeyr mi neyse, yani başı Kâb'dı, Kâb'in Ebi Zübeyr olsa gerek. Uzatmayalım, bu azılı bir şair. Durmadan Efendimiz'i yeriyor, şiirler söylüyor. Bunlar cezalanacak. Kâb'ın kardeşi Büceyr, küçük kardeşi, sağlam bir Müslüman. Dağa gitti, abicim dedi, kaçmakla olmaz. Gel, Efendimiz'i metü sana eden, İslam dinini öven, güzel bir şiir söyle, Efendimiz seni affedecek buyurdu. Onu yanına aldı, Efendimiz'in yanına getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında İslam'ı, Kur'an'ı, Müslümanlığı öven bir şiir söyledi, kaside söyledi. Kim? Kâb bin Zühir. Hemen Efendimiz ayağa kalktı, sırtındaki cübbesini çıkarıp hediye etti. Eskiden Arabistan'da bu usulmüş. Birinden memnun kalırsan hemen sırtındaki hırkanı, cübbeni çıkarıp o adamın altına seriyormuşsun veya hediye ediyormuşsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun altına efendim serdirmedi de kendisine hibe etti. Efendimizin hibe ettiği bu cübbe bugün şeydedir, Hırka-i Şerif Camii'ndedir, İstanbul'umuzdadır. İnşallah fırsat bulursanız o cübbeyi de ziyaret ediniz. Değerli cemaatim, sevgili gençler, şimdi bunu niye söyledim bu arada? Bundan 30 sene falan önce Örnek Mahallesi'nde bir sünnet düğünü yapıyoruz. Sünnet düğünü. Sizin gibi muhterem iki tane öğrenci geldi oraya. Mevlüt okunacak. Hadi delikanlı okuyun dedim. Biz okumuyoruz. Niye? Bid'attır. Bize müsaade yoktur. Tamam dedim. Saygı duyarım dedim. Mevlüt'ü biz okuduk. Gençlere hoşgörüyle yaklaştık. 4-5 sene sonra o evdeki dede, yaşlı amca vefat etti. Aynı gençler dedenin hani yapıyorlar ya 40. 52. gecesi, o mevlide geldiler. Gençler ne oldu? Okuyorlar şimdi. Ne oldu yavrum? Şimdi bize müsaade çıktı. Sevgili gençler, siz de ileride bu sandalyeye oturacaksınız. Hatta daha yükseklere oturacaksınız. Müftü, vaiz, Diyanet İşleri Başkanı olacaksınız. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, itikat ve mezhebini savunacaksınız. Bunu niye söyledim? Efendimiz'i methettiği için Kâb bin Zühir, Efendimiz ne yapıyor? Ayağa kalkıyor, sırtındaki cübbesini çıkarıp aferin, ne kadar güzel söyledin diye hediye ediyor. Mevlid demek, Efendimiz'i methü sena etmek demektir. Yani araya baktığın zaman böyle kafadan şu bid'attır, bu şeydir demeyelim. Temel kaynağa göre ne yapalım? Hareket edelim inşallah. Allah cümlemizi, cümlenizi şefaatlerinden ayırmasın inşallah sevgili gençler. Şimdi Mekke-i Mükerreme fethedildi. Fakat günümüzde şimdi ikinci bir fethe ihtiyacı var sevgili gençler. Nasıl diyeceksiniz? Diyanet İşleri Başkanlığı hac görevini organize etmezden önce herkes kendi parasıyla, imkanıyla gidiyordu. Ben biraz önce dedim ya, 40 sene önce ben bu camiye imam geldim diye, daha göreve başlamadan Tokat'tan bana görev verildi. Buranın hacılarını götür diye. Efendim 55 kişiyi aldım, hacca götürdüm. O zaman tabii 28 yaşlarında falanım, daha genç, pratik, hareketli. Vehhabilik propagandası yapılıyor. Akşamla yatsının arasında. Şimdi biraz seyredi o işler. O zaman çok sıkıydı. Akşamdan yatsıya kadar durmadan Vehhabiliği efendim övüyorlardı. Hacılarıma dedim ki, ben bu Medine'nin vaizine müdahale edeceğim. Fakat polis gelir, beni yakalar, siz benim etrafımı oturun. Polis geldiği zaman hepiniz çullanın üzerime. Tabii polis de mescitte 55-60 kişiyle kavga yapacak hali yok ya. Beni kurtarın dedim. Tamam dediler. Biz şimdi tedbirimizi aldık. Ben şuraya oturdum. Benim hacılar komple etrafımda yine anlatmaya başladı. Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman olan Allah arşta oturuyor diyor. Medine'de peygamberimizin yanında. Dakika dedim ben şimdi. Bir dakika. Ayağa kalktım. Sadece biz değil, bütün dünyanın hacıları var o Medine-i Münevvere'de. Siz itikat olarak Hristiyanlarla birleşiyorsunuz dedim. Nasıl dedi?
Sevgili gençler, belki bunu okumamışsınızdır, arz edeyim size. İncil'de böyle yazıyor, değiştirilen İncil'de. Hazreti İsa öldürüldü, 3 gün ölü kaldı, cehennemi gezdi, ondan sonra dirildi. Dirildikten sonra havarilere dedi ki, etim size ekmek olsun, kanım size şarap olsun dedi. Gökyüzüne çıktı, Tanrı'nın, onların ifadesi, Tanrı'nın sağ tarafında oturuyor diyor Hristiyanlar. Hala böyle söylüyorlar. Zemzem bizde nasıl kutsal ise, zemzem şarap Hristiyanlarda kutsaldır. Çaya, çorbaya, ekmeğe her şeyi bir damla olsun katarlar. Niye? İsa'nın kanıymış şey, şarap. Peki, dedim ki Hristiyanlar İsa Tanrı'nın sağ tarafında oturuyor diyor. Siz de Er-Rahmanu alel istiva, Rahman arşta oturuyor diyorsunuz. Bu ne biçim Müslümanlıktır dedim. Ve orada misal verdim. Biraz da kiloluydum bundan daha ziyade. Mesela dedim, ben kilolu olmama rağmen sandalyede oturuyorum dedim. Buraya sığmasam oturamam dedim. Demek ki buraya sığıyorum. Peki birincisi bu. Demek ki haşa, Allahu Teala demek ki arşa sığıyor orada oturduğuna göre. İkinci soru, arşı alayı yaratmazdan önce Cenab-ı Hak ayakta mı bekliyor dedim şeye. Yani şimdi oturuyor ya. Hulasa-i kelam şey yapmadı, kavga gürültü çıkmadı. Dedi ki biz lafza göre amel ediyoruz. Lafız ne? Kur'an, hadis, lafzı ne diyorsa başka manayı vermeden biz öyle amel ediyoruz. Halbuki Arapça okunabilir, hakikat, mecaz, kinaye var değil mi efendim? Bir ayet, bir hadis, bir olayı söylerken öbür olaya ne yapar? İşaret eder sevgili gençler. Ben bir örnek vereyim. Şimdi başkanımız en genç başkan. Başkanım be, seni tebrik ederim, gözüme girdin dedim. Bunun lafzı manası ne? Gözümü açacağım şimdi buradan böyle, başkanı şeye sokacağım gözüme. Gözüme girdin bu demek değil mi? Halbuki ben böyle demekle neyi kastettim? Seni çok takdir ettim, sen çok güzel işler yaptın demek istiyorum. Kur'an'da ve hadisi şerifte ayetlerin bazısı bir olayı izah ederken öbür olaya ne yapar? İşaret eder sevgili gençler. Allahu Teala ehli sünnet vel cemaat itikat ve mezhebinden bizleri mahrum eylemesin inşallah. Bakın, Fatiha'yı ezbere bilir gibi Rabbim nasip etti. Ben sizin yaşlardayken ehli sünnet akaidini efendim okudum, ezberledim. Rabbim bu yaşa kadar bir milim bile sapıtmadan o itikat üzere gelmeyi nasip etti sevgili gençler. Ama şimdi günümüzde duyuyorsunuz, adam televizyona çıkıyor, bunların hepsi proje insanları. Avrupa'dan bunlar öğretiliyor. Osmanlılar zamanında şeyh bile vardı, camilerde imam bile vardı bunlardan. Allah sapmaktan, sapıtmaktan cümlemizi ne yapsın? Muhafaza buyursun. Sevgili gençler, Hristiyanlıkta şarap kutsaldır dedik ya. Nurul İzzah okuyan var mı içinizde? Okudunuz mu şey Arapça? Buyur. Okumadın. Okuyacaksın inşallah. Nurul İzzah'ta geçer. Kuyuların temizliği bölümü var sevgili gençler. Kuyuların temizliği ne demek? Bir kuyuya köpek veya merkep düştü. Af buyurun. Evvela onun leşi çıkarılır, atılır. Geri kalan 200 kova su boşaltılır. Kuyu temizdir. Köpek ve efendim merkep leşinden. Kedi düştü. Önce leş çıkarılır. Oradan 40 kova su boşaltılır. Ondan sonra temizlenir. Fare düştü. Önce farenin leşi bulunur. 20 kova su boşaltılır. Kalan suyla abdest alınır, çamaşır yıkanır. Bakın şimdi, bu bizim mezhebimiz, fıkhımız. Bir iki damla içki düştü kuyuya. 500 kova mı gelir, 1000 kova mı gelir? Kuyunun suyunu tamamen kurutup yeni su gelinceye kadar su temiz olmaz. Bizim dinimizde de İçkinin şeyi budur sevgili gençler. Allahu Teala arınmayı, korunmayı ne yapsın inşallah? Nasip ve müyesse eylesin. Şimdi Avrupa'da kaldığım bir olayı yeni hatırıma geldi, sizinle paylaşayım. Şimdi Almanya'da kiraz zamanı, bir de çilek zamanı, büyük büyük bahçeler vardır.
Millet o bahçelere gider. Bunda Türk var, Arnavut var, Alman var, Arap var. Her ırktan var. Almanlar çok akıllı. Kendi toplamaz. Seni ağaca çıkarır. Sen kendin toplarsın kirazını, aşağıda tartar, parasını verirsin. Bu şekilde. Ben de Ankaralı bir cemaatime dedim ki, sen 5-6 kilo kanat al. Bir de semaver al. Efendim, biz bahçenin girişine oturalım. Her gelene kızartılmış bir tane tavuk kanadı buyur. Bir de çay verelim. Biz Müslümanlığın, Müslüman Türklerin cömertliğini gösteriyoruz. Para falan yok. Oraya gelen herkese bir kızartılmış tavuk kanadı, bir de çay veriyoruz. Bu şekilde onlar biliyorlar tabii bizim ne için yaptığımızı. Biraz sonra bahçenin sahibi geldi. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir şey. Kocası da dedi ki, mein Gott, mein Gott, Almanca aman Allah'ım, aman Allah'ım demektir. O arada bizimkiler bağırdı. Hocam şu gavura söyle, gavur şey, bahçenin sahibi. Ağacın tepesinden bağırıyorlar bana, Almanca, Türkçe neyse. Şu gavura söyle, biz burada kiraz toplarken 2-3 tane ağzımıza atıyoruz. Tartıdan önce olduğu için bu gavur hakkıdır. Bize hakkını helal etsin dediler. Ben dedim ki, gençler diyor ki, tartıdan önce ağzımıza 1-2 tane kiraz atıyoruz. Hakkını helal etsin diyor sana deyince, mayın got, mayın got, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dua edin de Allah bana şu Müslümanlığı nasip etsin dedi. Peki. Kendi anlattı. Ben dedi Allah'a çok dua ediyorum. Bana Müslümanlığı nasip et diyorum. Bir türlü nasip olmuyor dedi. Sebebi ne biliyor musun dedi. Ne dedim? Benim kızım Helga, kızı Helga İzmir'e turist gelmiş gezmeye. Çay bahçesinde efendim Ali isimli bir çocukla tanışmış Helga. Almanlarda böyle utanma falan yok. Geri dönmüş, anne Ali'yi çağıralım, Ali'yi davet edelim. Tamam dedi. Ali'yi davet etmişler Almanya'ya Helga'nın hatırına. Kızla oğlan artık ne yaptıysalar arayı bulmuşlar. Şu ağaçların dibine dedi masaları kurduk. Ondan sonra dedi şarapları döktük. Ali oturuyor. Ali içsene. Nein. Gott sieht. Allah görüyor içemem dedi Ali. Şu ağacın dibindeydi. Çok etkilendim. Ali Allah görüyor diye şarap içmiyor. Sizin delikanlılar da Allah görüyor diye ağzına kiraz atamıyor. Etkilendim dedi. Ama Katolik mezhebindenim dedi. Katolik benim tabirimle gavurun katısı demektir. Bunda çok katı. Bir de Ortodoks var, ortalı gavur. Bir de Protestan var. Bizim Aleviler gibi şey yapıyorlar. Protesto ediyorlar. Neyi protesto ediyorlar? Bir örnek vereyim şimdi. Efendimiz ne buyuruyor? Kulli mevludin yuledü ala fitratil İslami. Dünyaya gelen her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Çocuğun günahı yoktur, masumdur, sabidir. Müslüman olaraktan doğar. Sümme ebevahu yuhevvidanihi ev yunassıranihi. Sonra ileride anneleri babaları onu Hristiyanlaştırır veya Yahudileştirir diyor Efendimiz. Hristiyanlar diyorlar ki dünyaya gelen her çocuk günahkar doğar. Bu çocuğun günahı ne? Adem Aleyhisselam cennette ağzına bir lokma attı ya. Kıyamet kopuncaya kadar Adem neslinden gelenler Adem'in günahını çeker. O günahla doğar. Bu günahtan kurtulması için dünyaya gelen çocuğu papaza götürmeli. Papaz işte vaftiz yapmalı. Ona yağ sürmeli. Sarı suyla yıkamalı. Üflemeli. Günahını çıkarmalı. Şimdi hala böyle diyorlar. Katolikler böyle. Ortodokslar böyle. Protestanlara gelince olmaz canım. Bu kadar da saçmalık olmaz diyor. Protestanlar bunu kabul etmiyor. Hiç akla mantığa uyur mu? Yani sabinin günahı olur mu? Dünyaya gelen sabinin. Onlar bu şekilde inanıyorlar. Sevgili gençler, toparlayalım konuyu. Bizim hakkımızda Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim.
Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'murune bil marufi ve tenhevne anil münkerim. Siz Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet sizsiniz. Ümmeti Muhammed Rabbimiz buyuruyor. Niye? Te'murune bil marufi ve tenhevne anil münkerim. Çünkü siz mağribten maşrika iyiliği emredeceksiniz, kötülükten de nehyedeceksiniz. Bu göreviniz var diyor. Sevgili gençler, bizim ecdadımızın nüfusu 10 milyon iken, 10 milyon iken Osmanlılar dünyanın 1/3'üne hükmettiler. Ezan sesini, Kur'an sesini, camileri oralara götürdüler. Dünyanın 1/3'üne. Dünyanın bütün gavuru toplandı, parçaladılar. Bizi şimdi paramparça yaptılar. Ama Rabbimiz bu görevi bizden almadı. Nasıl almadı? Sen işçisin, sen fırıncısın, sen imamsın, sen konsolosun. 5,5 milyon sadece Müslüman Türk evladı dünyanın her tarafına dağıldı. Her tarafına dağıldı. Gittikleri yere camiler açtılar. Oralara Hristiyanlar geliyor. Onlarla toplantı yapılıyor. Ezanlar okunuyor. Ben Avrupa'da görevliyken dedim ki, ey cemaat-ı Müslümin, siz kendinizi işçi sanmayın. Siz mücahitsiniz. Allah'ın dinini yaymak için buraya geldiniz. Parola işçi, efendim işareti siz mücahitsiniz. Bunu bir yere yazınız. Günün birinde Avrupalılar bizi ezan okutmuyorlar. Ezanlar dışarıda okunacak. Trabzon'da bir Kenan var. Kenan, ilk ezanı da sen okuyacaksın. Haberin olsun dedim. Niye? Kenan ara sıra müezzinlik yapıyor da ona da bunu bağışladım böyle. Peki bir sene önce bu mikrop dünyayı saldığı zaman bütün Avrupalılar, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya camilere koştular. Aman aman dışarı çıkın, ezan okuyun, dua edin, kendileri geldiler. Tesadüfe bak. Sanki ben keramet göstermiş gibi. Kenan hadi ezan oku dediler. Benim görev yaptığım yerde de Kenan dışarı çıktı, ilk ezanı okudu. Bir sene okudular ezanı açıktan. Gavurlar yine yavaşça, efendim tamam okumayın, içeri girin dediler. Şimdi sizin göreviniz, sizin mahalle Türkiye değil. Allah izin verirse mağripten maşrika bütün dünyaya ne yapacaksınız? Allah'ın dinini yayacaksınız. Peygamberimiz Efendimiz'e annesi Amine Hatun hamile kaldığı zaman bir rüya gördü. Amine Hatun'a dediler ki, sen beşerin en üstün şahsiyetine hamile kaldın. Bu çocuğun adını doğduğu zaman Muhammed koy dediler. Aleyhissalatü vesselam. Ülül azım peygamberlerden, Davut peygamber, Musa peygamber, Süleyman peygamber, İsa peygamber, her ay bir peygamber Amine Hatun'un rüyasına girdi. Doğacak çocuğun adını Muhammed koy dediler. Bir kere de dedesi Abdülmuttalib'in rüyasına girdi. Uzatmayalım. Efendimiz dünyaya geldi. Peki doğdu o saatte o sultanı din, nura gark oldu semavatü zemin. Hemen dedesi Abdülmuttalib bütün Arapları Kabe'ye topladı. Onlara akika kurbanları kesti. Dedi ki, ey Mekke'nin uluları, İyi biliniz ki torunumun adını Muhammed koydum dedi Aleyhissalatu vesselam. Araplar şimdi bibinin gözüne bakıyor. Bu da nereden çıktı? Araplarda adet, dedesinin babasının adını yaşatmak vardı. O güne kadar Mekke'de Muhammed diye bir isim hiç yok. İlk defa duyuluyor. Dediler ki, senin İbrahim peygambere kadar 28 tane deden var. Bunların içinde bu ismi taşıyan yok. Nereden aklına geldi dediler. Gelinimin gördüğü rüyaya göre, benim gördüğüm rüyaya göre, kainat var oldukça gökte melekler, yeryüzünde insanlar ve cinler, herkes Muhammed diyecek. Herkes bu çocuğu övecek dedi. Arapça okuyanlar Hammede yuhammidu tahmiden fehüve Muhammedun ve zâke Muhammedun. İsmi mefuldür, nedir? Tefil babından çok çok anılan, çok çok övülen,
dillerden düşmeyen kimse demektir. Peki bugün ezanda, Kur'an'da, kamette, namazın içinde milyonlar Muhammed'in demiyor mu? İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyi. Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ey müminler, siz de salatü selam getirin demiyor mu? Diyor. Allah-u Teala bizlere bu dünyada ümmetliği nasip etti. Yarın da livaya hamd altında ümmet olmayı nasip eylesin. Sevgili gençler, Allah nasip etti. Avrupa'da, Türkiye'deki Milliyet Hürriyet, böyle büyük gazete var ya, orada da Allgemeine Anzeiger, bir de Rundschau, büyük iki gazete. Onların muhabirleriyle tanıştım. Almancam var. İslam dinini anlatacak kadar hamdolsun Almanca lisanını biliyorum. Papazları davet ettim. Dedim ki halk huzurunda, salonlarda karşılıklı tartışalım dedim. Papaz dedi ki seninki ne cesaret? Sen buraya geliyorsun. Sen tartışmayı bırak. Bizim seninle görüşmemiz bile yasak dedi. Allah Allah. Niye? Üst amirlerimizden izin çıkması lazım. Hadi dedim izin çıksın al. Gide gele gide gele. Orada bir genç kız, rahibe, kahve tutuyor, hizmet ediyor. Güya Hristiyanlarda evlenmek yasakmış. Sen onu benim kulağıma anlat. Evin kızıyla duruyorsun şeyde, bir odanın içerisinde. Bize evlenmek yok diyorsun. Daha siz gençsiniz, abileriniz biliyor. Efendim onlar, yüz binlerce çocuklar istismar ediliyor papazlar tarafından. Allah onların şerrinden korusun. Uzatmayalım. Gide gele, gide gele şeyi çıkarttık. 6 ay sonra izini çıkarttık. Görüşebilirsin dediler. Hemen camide dedim ki hanımlara söyleyin, börek, çörek, Türk sarması, baklava yapsınlar. Kiliseye gideceğiz dedim. 61 kişiyi yanıma aldım. Onların kiliseye gittik. 40 kişi de onlar. 8 tane papaz oturuyoruz şimdi. O 100 kişi de bizi izliyor. Türkiye'deki müftü dediğimize yurt dışında ateşe diyoruz biz. Ateşe, Ahmet dedi ben bu işten anlamam dedi. Tamam hocam sen hayırlı olsun diye kenarda oturuyordum. Şimdi benim önümde deliller var. İncil var, Tevrat var, araştırmışım, koymuşum. 60 tane madde var orada. Şimdi tartışıyoruz, tartışıyoruz. Bir saat tartışma, 15 dakika börek, çörek, çay molası. 4 saat sürdü tartışma. Hiç kavga gürültü yapmadan şey bitti. Ertesi gün ben bu gazeteleri saklıyorum. Evde duruyor Almanca. Aklıma gelse size de getirdim buraya. Ertesi gün Alman gazetesi başlık attı. Falanca papazın dediği çıktı. O papaz kimmiş biliyor musun? Bizim Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre'miz var ya büyüklerimiz. 300-400 sene önce onların büyük papazlarıymış. O papazlar demiş ki bu Türkler öyle anasının gözü ki demiş, bir gün gelecek sizin ülkenizde, sizin kilisenizde sizi mağlup edecek bunlar demiş o papaz. Başlık bu. Falanca papazın dediği çıktı. Altındaki Türklerin imamı Ahmet Konuk 60 kişilik heyetle geldi. 4 saat çatışmadan sonra bizim papazları yendi. Bu güç Ahmet Konuk'un değil. Benim dinim sağlam, kitabım sağlam. Sen 8 tane papaz değil, 80 tane papaz gelsen yine yenileceksin. Dedim ki, bakın dedim, İstanbul'a gelin, ben sizi Kuzguncuk'a götüreyim. Kuzguncuk'ta aynı duvarın içinde cami ile kilise var. Eline matkabı al, camiden del, matkabın ucu kiliseden çıkıyor. Bizim imamımız namaz kıldırırken sizin çanlarınız dıran, dıran ötüyor. Biz rahatsız olmuyoruz dedim. Bizde dine saygı vardır. Siz neden ezan okutmuyorsunuz? Papaz şöyle. Bizim çan sizin ezana mı benziyor? Ne demek yani? Bizim çan sade gürültü yapıyor. Sizin ezan eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Muhammed'i reklam ediyor. Biz o işe dayanamayız dedi. Peki Kur'an'a bakalım. Vallahu mutimmi nurihi ve lev kerihel kafirun. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Dayansanız da dayanmasanız da Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak bizleri bu peygambere ümmet kılmış, bu dine hadim kılmış. İnşallah sevgili gençler
bu duyguları yaşayacaksınız. Bakın sevgili gençler, ben bir olay daha size söyleyeyim. Ben ilk vaazı dinlediğim zaman 12 yaşındaydım. 48 kilo geliyordum. Bir büyük alimin vaazını dinledim. Teyip gibi onu ezbere çektim. Hemen komşu köye gittim, ben vaaz edeceğim dedim. Lan oğlum sen ne vaaz yapıyorsun? 12 yaşında sabi böyle. Kürsüye çıktım. Aynen teyipten almış gibi o vaizden öğrendiklerimi oradaki cemaate anlattım. Allah nasip etti. 12 yaşından beri kürsüdeyim. Şu anda 70 yaşındayım şükürler olsun. Yurt dışı yurt içi neyse elimizden geldiği kadar bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Onun için boş durmayacaksınız. Çalışacaksınız. Allah'ın dinini önce haninize, komşunuza, Türkiye'ye, mağripten maşrığa ne yapacaksınız? Yayacaksınız. Başkanım, ben daha notları açmadım bile. Saat geldiyse şey yapayım, çoğulay sıkıştırmayayım. Tamam mı? 50 dakika oldu. Konuşmuşum. 50 dakika. Ha, güzel. Daha notları açmadık. Burada notlar duruyor. Peki, sevgili gençler, bir şey daha söyleyeyim size. Sizinle iftihar ediyorum. Sizi şöyle gördüm ya, Allah-u Teala buna sebep olanlardan kat kat razı olsun. Bir şey de söyleyeyim de bunu hurafe veya bid'at saymayın inşallah. Benim 7 tane çocuğum, efendim 19 tane torunum var gençler şu anda. 7 çocuk babasıyken üniversite imtihanına girmeye geldim buraya ben. Hemen şurada benim bir köylüm vardı. Muhittin Osman falan belki eskileri tanırlar. Zeynep Kamil Hastanesi'nde çalışıyordu bunlar. Onlara misafir oldum ben. Şimdi efendim bu caminin dışında bir sandalye, namaz konulu bir tahta var. Millet geliyor, iki rekat namaz kılıyor, dua yapıp gidiyor. O zaman bu camide iki imam, üç müezzin, bir de bahçıvan vardı. 40 sene önceye bahsediyorum şimdi ben size, 40 sene önceyi. Bunlar ne yapıyor dedim. Rivayete göre dedi bahçıvan, Hız Aleyhisselam'la falanca evliya dedi burada şey yapmış, buluşmuşlar, millet dua ediyor dedi. E tamam dedim, tam benim işim işte. İki rekat namaz kıldım. Ya Rabbi, 7 tane çocuğum var, üniversite imtihanına giriyorum, ilahiyat okuyacağım. İlahiyatı kazanmayı bana nasip eyle, mülkünde yok değil ya, okuyabilmek için de bu caminin imamlığını nasip eyle. Ben Tokat'ta bir köydeyim, biraz büyük konuşuyorum. Ufak tefek kenardan köşeden değil de, bu caminin imamlığı nasip eyle. Dua ettik. Birinci roundda sevgili gençler, üniversiteyi kazandım. Yalnız buraya gelmek çok zor. Nasıl zor? O zaman tabii okuyacağız, uzatmayalım. Cami buluyorsun, lojman yok, lojman buluyorsun, müezzin yok derken efendim, askeri dönemdi. Askeri dönem, bu misal de vereyim, konuyu kapatıyorum. Ben askeri 1980 yılında Tokat'ta yine vaaz yapıyordum, köyden gelip Erbaa'da vaaz yapıyordum. Her gün sağa sola böldüler milleti, tamam mı? Şu kadar sağcı, bu kadar solcu öldürülüyor her gün. Gazeteye baktım, yine şu kadar sağdan, bu kadar soldan öldürülmüş. Kürsüye çıktım merkez camide. Muhterem cemaat dedim. Ümmeti Muhammed'i böldüler, parçaladılar. Sağ sol dediler. Ben dua yapayım, siz amin deyin dedim. Ya Rabbi, bunlardan bizi kurtar, işte uzatmayalım. Ama kurtar derken iktidar, muhalefet, hepsine dua edeyim ben. Şey yok yani, taraf tutma yok. Bunlardan bizi kurtar dedik. Cuma günü bu duayı yaptık. Perşembe günü, 6. gün inkılap oldu. Erbaa'nın müftüsü dahil, sıkı yönetim komutanı tam 300 kişiyi şeye gönderdi, Erzincan'a, sıkı yönetim mahkemesine gönderdi. Bir ay sonra haber geldi ki senin sıkı yönetim komutanı istiyor diye. Evden helallaştım. İyi alamet değil dedim. Yani komutan istiyorsa demek ki şeye gidiyoruz, Erzincan'a gidiyoruz dedim. Ayetel Kürsi, Felak, Nas okuyaraktan şeye geldik, komutana. İçeri girdim. Komutan yerinden kalktı. 3 adım. Sayın hocam, hoş geldiniz dedi. Ben 28 yaşında bir delikanlıyım. Aa, manzara çok değişik. Niye değişik? Demiştim ki orada, muhterem cemaat dedim, baykuşun biri öbür baykuşa dünür gitmiş. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle senin kızı benim oğlana alalım demiş. Bunu camide anlatmıştım o cuma günü. Bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor ama
halk inancına göre baykuşun ötmesini iyi saymıyorlar. Yani baykuş tünesin diye. Demiş ki olur vereyim ama 40 tane sönmüş evi mihir olarak da isterim demiş. 40 tane sönmüş ev. Canım nereden bulacağım ben 40? Ya merak etme. Başımızdakiler var ya, onların sayesinde zaten bir haftaya kalmaz 40 tane şey söner. Sen söz ver demiş dedim. Bu başımızdakilerden dedim. Bu kadar hane sönüyor. Allah bunlardan kurtarsın diye dua ettim. Şimdi karakola geldik. Hocam dedi, senin bir baykuş hikayen var ya. Evet dedim. Kaymakamla biz ikimiz yan yana o gün cumadaydık dedi. Onu dinledik dedi. Biz seni ta epeyden beri izliyoruz dedi. Daha yaşında genç ama dedi, bu garnizonda sadece sen konuşacaksın. Daha senin dışı kimse konuşmayacak dedi. Buraya gelmezden önce de Allah nasip etti. Sıkı yönetim döneminde bile Allah'ın dinini tavizsiz olaraktan anlattık. Ondan sonra benim tayinim, şimdi o sandınız ya, kısa geçiyorum. Bu camiye çıktı. Anlatabildim mi? Bu camiye ben Yamamak'tan geldim. Ondan sonra burada kadronun biri düşürüldü. Ben Türkistan Mahallesi'ne gittim derken Allah nasip etti. 9 sene Üsküdar'da imamlık, 3,5 sene vaizlik yaptım Üsküdar'da. 15 seneden beri de Kadıköy Osmanağa'da merkezi sistemde vaaz ediyorum. Şimdi yaş haddinden emekli olduk. Yine nefesimiz yettiği kadar konuşacağız. Allah sizlere de güç kuvvet, hayırlı istikbale nasip etsin. Siz de bize dua edin. Birkaç dakikanızı aldığım için efendim hepiniz hakkınızı helal edin. Sorayım, konuşma sizleri sıktı mı? Sıkılmadı. Rahat koydu. Peki. Bir şeyler istifade ettiniz mi? Ettiniz. Rızaen lillah el-Fatiha.